Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere klozetin taret musluğu nasıl değiştirilir? Klozette bu su kaçırıyorsa, su damlatıyorsa, şu anda ekranda gördüğünüz gibi benim taret musluğunun çıkış kısmı su damlatıyor. Bu neden kaynaklanır? Bu nasıl değiştirilir? Şimdi sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle vanamızı kapatıyoruz arkadaşlar. Vanayı kapattıktan sonra bu taret musluğunu açıyoruz. İçerisindeki suyun gitmesini sağlıyoruz. Ve alt kısmına bir tane kova koyuyoruz. Daha temiz çalışmak için arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken bir tornavidayla öncelikle şu kapağı çıkarıyoruz. Kapağı çıkardıktan sonra arkadaşlar bir tane tornavida yardımıyla içinde şu iç kısmında vida var. Vidamızı buradan çıkarıyoruz. Vidamızı da çıkarıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şu başlığı çekerek çıkarıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bir tane anahtar alıyoruz. Bu anahtar İngiliz anahtar olabilir, kurbağacık olabilir. Anahtarla şurada bir tutma yeri var, görüyorsunuz göbek kısmında. Orada anahtarımızı oraya ayarlıyoruz. Daha sonra arkadaşlar saat yönünün tersine çevirerek biraz çevirdikten sonra zaten kendisi açılıyor. Bunu buradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Şimdi size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle yakın göstereyim. Şimdi bu aç kapa musluğun aç kapa olarak adlandırılan göbeği arkadaşlar. Şimdi bu da contası. Şu da contası gördünüz. Bu conta eskimiş olabilir. Bu conta bazen tam oturmuyor. Buradayken çevirme esnasında da yerinden çıkmış olabiliyor. Yani tam bu oturmazsa şu su kaçırır arkadaşlar. Ya da eskidiyse şu contamız eskidiyse bu benim evde yedek olarak bulunduruyorum. Siz de dışarıda rahatlıkla bu tesisatçılarda veya bu şekil parça satan yerlerden temin edebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar normalde kolay kolay bozulmaz. Şöyle çevirerek aç kapa şeklinde. Bunun normalleri de var. Benimki aç kapa arkadaşlar. Bunu contası sağlam görünüyor. Yalnız bu birazcık şu kısım şuradan kurtulmuştu arkadaşlar. Dediğim gibi bunu iyi oturtturmanız çok önemli. Bazen burada da hata olabiliyor. Bunu düzelten aletler var. Eğer contanız sağlam, bu göbeği, musluğun göbeği bozulmadıysa o zaman burada yoğunlaşabilirsiniz. Bununla ilgili aletler var arkadaşlar. Satılıyor 100-150 civarı. Bunu kontrol edersiniz söylediğim gibi. Conta eskidiyse şu contası şu şekil yerinden çıkıyor. Geri yerine oturtuyorsunuz. Bunu değiştiriyoruz. Tekrar burayı kontrol ediyoruz. Şöyle kapatıyor arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Şu şekil kapatıyor. Eğer bu açık kalırsa su kaçırır. Şu şekil açılıyor. Eğer böyle tam kapatmışsa contamız da yerinde tam oturtturarak sağlam bir conta takarsak tekrar bu göbek dediğim gibi bozulmadıysa rahatlıkla bu su kaçırma olayından kurtulursunuz. Tekrar takmayı göstereyim. Önce elimizle biraz çeviriyoruz arkadaşlar. Elimizle çeviriyoruz. Daha sonra anahtar yardımıyla
sıkıyoruz arkadaşlar. Bu sefer tersi yönünde, saat yönünde sıkma işlemini yapıyoruz. Çok aşırı sıkmanıza da gerek yok arkadaşlar. Biraz sıktıktan sonra yeterli. Tekrar kapağını takıyoruz ve suyumuza açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir damlama olayı vardı. Bu damlama geçti. Şu anda kapalı. Evet, açıyoruz. Normal olarak açılıyor arkadaşlar ve kapanıyor. Damlama olayımız da bitiyor. Tekrar bu vidasını takarak kapağını da kapatırsınız arkadaşlar. Vidayı da buraya takalım arkadaşlar. Bir tane torna vida yardımıyla. Onu da görmüş olun. Şöyle takalım. Kapağımızı da kapatalım. İşlemimiz bu kadar basit arkadaşlar. Eğer aç kapa değil de normal sessizin bu musluk göbeği, onun da yine contasında yoğunlaşın. Olmadı, dediğim gibi bozulmuşsa, işlemini görmüyorsa yenisiyle bu şekilde çok rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz. Yeni faydalı videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz süper teşekkür ve üye olursanız ayrıcalıklardan faydalanırsınız. Yeni güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.